Şimdi aradan bir yıl geçti. Geçen sene 3000 TL kazanıyoruz diye bir başlık atmıştık. Bakalım bu sene şartlar nasıl oldu? Ama geçen sene 3000 lira kazanıyor dediğimizde bizi olumsuz yönde eleştiren arkadaşlar çok oldu. Olumlu yönde teşvik edenler de oldu. Geçen sene hakikaten biz o rakamları kazandık. Biz sadece hayvancılıkla ilgili tarım yapıyoruz. Ot, yonca, arpa, buğday ekiyoruz. Kaba yemleri baştan ödüyorsunuz. Hayvanı peşin ödüyorsunuz. Yemleri de önden ya, bağlantı yapmaya çalışıyorsunuz. Tabii. Takriben size ne kadar kar kalır? Hayvan başı bu sene beklenti nedir? Yani? Bu satılan ve kesilen inek etleri nereye gidiyor? Evet. Ben de hakikaten merak ediyorum. Yani 30 liraya kestiği inek etini bize 65 liradan dana eti diye kasap veriyor. Bu tür işletme işine girecek olanlar 20 baş hayvandan aşağı düşünmesin. Manav Yem'den merhabalar. Bugün Çanakkale Biga ilçesi Adliyeköy'de Veysel Tunçel ve oğlu Şerif Tunçel Beylerin işletmesine yeniden misafir olduk. Çünkü geçtiğimiz yıl tam böyle Mayıs ayı başında işletmeyi ziyaret etmiştik. Hayvan varlıklarını yerinde görmüştük. Besleme koşullarını beraber müşahede etmiştik. Aradan bir yıl geçtikten sonra dedik ki Veysel abi, Şerif abi, şimdi aradan bir yıl geçti. Geçen sene 3000 TL kazanıyoruz diye bir başlık atmıştık. Bakalım bu sene şartlar nasıl oldu? Hayvanları nasıl temin ediyoruz? Fiyatlar nerelere geldi? Kesim fiyatları nasıl oldu? Yem fiyatları ne düzeye gelmiş oldu? Bunları şöyle bir masaya yatıralım dedik. Önümüze bir masa koyduk. Saman balyasının üstüne yukarı biraz çıkmış olduk. Bunun gerekçesi bu şekilde. Videomuza geçmeden önce kanalımıza ücretsiz abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi, like atmayı lütfen unutmayın. Bu videonun sonuna da istediğiniz yorumları yazın. Biz size elimizden geldiğince cevaplandırmaya çalışacağız. Ben şimdi Veysel abime ve Şerif abime dönüyorum. Evet Veysel abi ve Şerif abi, tekrardan bizi davet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Aradan bir sene geçti. Tekrardan bir konuk olduk. Yerinde biz sizi tekrardan ziyaret etmiş olalım istedik. Bir sene içerisinde neler yaptık abi? Neler değişti? Yine kapasite olarak, dana olarak ne durumdayız? Bunlara ilişkin sizlerle bir sohbete başlamak istiyoruz. Tekrardan ziyaret edilmek, unutulmamak bizim Türk anane ve adetlerinde çok önemlidir. Eyvallah. Demek ki bizler sizi tekrar gelmek için bir iz bırakmışık. O bizim için gurur verici her şeyden önce. Geçen seneden beri çok şeyler değişti. Bir kere benim burada olan annem 14 Şubat'ta, bu 14 Şubat'ta vefat etti. Allah rahmet eylesin. Onu kaybettik her şeyden önce. Anneler bizim için çok değerlidir. Onu kaybettik. İşten önce o önemli. Kesinlikle abi. Kendimiz bazı sağlık sorunları yaşadık. Gördüğünüz gibi COVID-19 gibi bir bela var insanlığın başında. Kesinlikle. Bundan kurtulmaya çalışıyoruz. Ticari anlamda geriye gitmedik, hep ileri gitmeye çalışıyoruz. Her geçen gün üstüne koyarak yürümeye çalışıyoruz. Geçen sene 3000 lira kazanıyoruz dediğimizde bizi olumsuz yönde eleştiren arkadaşlar çok oldu. Olumlu yönde teşvik edenler de oldu. Geçen sene hakikaten biz o rakamları kazandık. Ama bu sene kazanıyor muyuz, kazanamıyoruz. Sebep, geçen sene 75 liraydı yem, bu sene 125 lira. Geçen sene 39 liraya kestiriyorduk danayı, bu sene 41 liraya kestiriyoruz. Yani aradaki girdi maliyetleri ve bizim üretim maliyeti. Satışımız paralel düzeyde gelişmedi. Yani girdiler arttı diyebiliriz abi. Girdiler %50 arttı. Ama çıktılarda çok az bir yükselme oldu sadece. Yani bizim cebimize giren parada çok bir şey değişmedi. Yani 39'a kesmiştik geçen sene. Şu anda 41'e 42'ye kesiliyor ama kar marjı çok düştü. Çok düştü evet. Çok düştü. Makaslar yani, aldı evet. Şimdi büyük işletmeler hayvan başı 1000 lira kazanırsa onlar işin içinden çıkabilir. Ama benim köylüm, benim komşum 3 tane hayvan bakıyor. Biner lira kazanırsa 3000 lira para yapar.
O onu tatmin etmiyor. Mutlaka bir senelik yemek var sonuçta. Ha diyeceksiniz ki aspara mı? Tabii ki aspara değil. Ama ayakkabısının boyası eskimeyen, pantolonun üstü bozulmayan insanlar o kadar parayı alıyorsa bu kadar hayvana bakıp bu hayvanın pisliğini, bu hayvanın canını, bu işletmenin işlerini yapan insan da ondan biraz fazla kazanması gerekiyor. Bizim anlatmak istediğimiz o. Tabii ki kazanıyoruz. Karnımızı doyuracak kadar para kazanıyoruz. Ama bu emek, bu sermaye, bu şey bugün bir asgari ücretiyle eşdeğerde olmamalı. Tabii bir önceki yıla göre abi olmamalı. Daraldı tabii. Daraldı. Yarı yarıya düştü diyebiliriz. 1500 liralara falan geldi diyebiliriz tabii. Yani. Ama biz buna rağmen geçen sene geldiğinizde 35 hayvanımız vardı diye tahmin ediyorum ben. Bu sene 50 hayvanımız var. İnşallah seneye geldiğinizde 90-500 hayvanla sizin karşınıza çıkmayı düşünüyoruz. İşletmeye en azından büyümeye devam ediyor. İşletmeyi... Bir plan program var önümüzde. O plan programı yavaş yavaş kademe kademe yerine getirmeye çalışıyoruz. Dedi ya babam biraz önce bizim bir kızım yani bir disiplinimiz var, bir kırmızı çizgilerimiz var. Biz önceden bir plan program hazırlarız. Yani tabii pandemi çıktı. Herkesin işleri birazcık geri geldi ama o plan programa uymaya gayret ediyoruz yani. Abi danaları nereden temin ediyoruz? Hani bu noktada Biga'nın çevresini mi kullanıyorsunuz ya da büyük çiftliklerden mi? Hani o konuda. Yok, büyük çiftliklerden almıyoruz. Bizim çalıştığımız aracılar var. Bizim zaten nasıl cinste, nasıl kategoride hayvan aldığımızı artık çalıştığımız insanlar bildiği için öyle bir hayvan denk geldiğinde bizi arıyorlar. Getiriyorlar çiftliğimize, biz bakıyoruz. Eğer hakikaten hani bizim hoşumuza giderse alıyoruz. Biz hepsini, her getirilen hayvanı almıyoruz. Yani 10 tane içinde bir tane alıp çiftliğimize koyduğumuz da oluyor. Çünkü seçmece mal alıyoruz biz. Girdi maliyetleri arttığı için artık ince eriyip sık dokuyoruz. Yani öyle her hayvanı koymuyoruz çiftliğimize. Evet. Verimli olacak hayvanları almaya çalışıyoruz. Irk yani. Olarak da genellikle et, et ırkı, ırkı melezleri. Melezleri yani et ırkı ve melezleri. Zaten şu an çiftliğimizde de çoğu et ırkı ve melezleridir. Biga çevresinden. Çok güzel. Kaç aylık şu anda aldığınız danalar? Yani şu anda yukarıdaki danalar 8-9 aylık, 10 aylık, 12 aylık olan da var. Biz de yani bir standarda koymuyoruz. Yani 8 aylık danayı da alıyoruz. Çok düzgünse 7 aylık danayı da, çok düzgünse hakikaten 12 aylık danayı da alıyoruz. Onun için biraz önce demiştiniz ya hani 6 ayla 8 ay, 7 ay arasında kesim yapıyorsunuz. Biz 12 aylık danayı 6 ayda kesiyoruz. Evet. Bizim çift 8 aylık olan. Aynen yani bizim çiftliğimize girdiği duruma göre bakıyoruz yani. Verdiği verime göre bakıyoruz. Genellikle bir kesim hedefiniz ne oluyor? Mesela karkasta yani en azından. Biz en minimum 330-340'tan aşağı kesim yapmıyoruz. Yani, tabii hastalık olur, sakatlık olur. O erken kesime göre. Ayrı bir ama şey. Ama 650-680-700 kiloya kadar dayandırıyorsunuz. Yani onun da 700 kilodan aşağı pek kesmiyoruz. Onu da yapmamızın amacı 350'den sonra yediğini aldığı kilo birbirini çok katıklamıyor. Zaten yağlanmaya doğru gidiyor. Hem yağlanmaya gidiyor hem de girdi maliyetleri arttığı için yediği yemi kilo olarak karşılayamıyor. Yani yukarıdaki hayvanlarıma ben 9 kilo yem verip ya da 8 kilo yem verip günlük 2 kilo 250 aldırdığım hayvan da oluyor. Ama aşağıdaki hayvanlara 14 kilo yem vermen gerekiyor. 1,5 kilo ya da 1 kilo 200 gram canlı ağırlık oluyor. Ya, o da tabii maliyeti arttırıyor. Onun için çok bir hani ben görüyorum arkadaşlar işte bir tonluk hayvan yapıyor. Aslında onda bir kar marjı olmuyor yani. Ancak kurbanlık olursa belki. Yani kurbanlık olursa tabii o zaman olur. Şimdi abi burada 48-50 tane arası bir hayvan var. Hayvan başına ne kadar mesela ot veriyoruz, yem veriyoruz. Bunlara ilişkin ben burada notlarımı falan aldım. Evet, hani siz genel olarak bir besleme kısmını bahsedebilir misiniz? Mesela kış sezonunda nasıl besliyorsunuz, yaz sezonunda nasıl besliyorsunuz? Şimdi kış sezonunda tek besleme yapıyoruz akşamüstü. Bu saatte açık büfe yapıyoruz. Yani gün içinde 24 saatte yiyeceği yemi, otu, yoncası, besi yani kesif yemi, kaba yemi 24 saat yiyeceği yemin hepsini önlerine atıyoruz. Açık büfe olarak. Yani hayvan ilk geldiğinde biraz stres yapıyor. Geldiği yerde çünkü hep saatli verdikleri için bizim burada her zaman önünde yem buluyor hayvan. Yani yatar, kalkar. Buraya kafayı soktuğunda her zaman yem bulacağı kafasını artık böyle bir algı olduktan sonra stres sıkıntı yapmıyor. Birbirlerine vurma olmaz yem için. Birbirlerine sakatlama olayı tamamen kesiliyor. Mesela biz burada yem dağıtırız. Karşıda hayvan
yatıp geviş getirir. Yani görmüşsünüzdür zaten. Şimdi az önce geldiğimizde 24 saat önce dökülenler buradaydı. Evet. Yani toplasak her padon önünde 10 kilo 15 kilo arası bir TMR kalmıştı. Tamam. Ve panik yoktu. Bugüne dağıtıldı. Şu anda çok normalde önlerini böyle ezecek mezecek bir yem yiyeyim derdi yoktu. Yani önleri boş olsaydı eğer bunlar birbirlerine şu anda yarış tabii halinde önümüzde yani arka tarafta yemiş olacaklardı. Evet. Şu anda gayet stresli bir durum var. Şimdi abi burada siz tarıma dayalı hayvancılık yapıyorsunuz. Biz sadece hayvancılıkla ilgili tarım yapıyoruz. Ot, yonca, arpa, buğday ekiyoruz. Diğer çiftçiliği yapmıyoruz. Sadece kendi işletmemize ve bize katma değer kazandıracak üretim yapıyoruz. Şimdi ben bunu notlarımı aldım abi. Hayvan başı ortalama. Şimdi sizin en yukarıdaki padoğunuz küçükler. Tabii. Sonra ortadaki ortalar büyüklerde kesinlik şeklinde. Kesin biz bunları üst üste koyduğumuz zaman 500-550 kilo bir canlı ağırlık var. Yani en yukarıdakileri hesapladık. 300-350 kilo. Tabii. Bu ortadakiler 500-550, 400-450, bunlar da 600-700 bandında. Evet, yani üst üste 450-500 kilo bu hayvanları, 50 hayvanı üst üste ortalama koysak tabii bir tanesi 450-500 kilo. Buradaki abi saman kısmını hesapladım az önce. Saman 1 kilo, evet. Hayvan başı. Reygras otu 2 kilo, arpa ezmesi 2,5 kilo, besi geliştirme yemi 3 kilo, besi bitirme yemi 3 kilo, yonca 250 gram, premix de 30 gram şeklinde. Evet. Bir de burada tüy olarak sizin su katıyorsunuz. Yani hayvan başı 5 kilo olacak gibi tabii ki biz onu ayarlıyoruz artık bakınca ya da elleyince yemi anlayabiliyoruz ama normalde hayvan başı 5 kilo kadar bir ıslatıyoruz. Evet. Nemli olması gerekiyor. Verdiğimiz sap, saman, otun içine kaba yemin, kesif yemin de karışıp hayvanın ayırmaması için ıslatıyoruz. Yani az önce mesela en son kalanları da karıştırdık beraber. Evet. Palet yemler hala duruyordu. Aynen. Eğer ki bir su katılmamış olsaydı hayvanın çok rahatla seçip sadece kabı partiküller kalmış olacaktı. Kabayı bırakırdı evet. O da onun için zarar. Hem bizim işletmemiz için kar marjını düşürüyor. Evet. Hem de kendinin verimini düşürüyor. Bu size zaten metabolik hastalıklardan korunma olarak yansımış oluyor tabii herhalde. Herhangi yani, bir metabolik rahatsızlık falan var mı? Bizde ayak hastalığı bu zaman kadar hiç olmadı. Yani ayak hastalığımız nasıl oluyor? İlk girişlerde birazcık birbirlerine zarar verirken travmatize ama yemle ilgili ya da verdiğimiz rasyonla ilgili bir sıkıntı yaşamadık bu zamana kadar. Yani İşkembe şişkinliği yaşamadık. İşte ama biz premixleri falan yani koruyuculuğu düzenli yani olarak hiç bırakmıyoruz yani. Çok güzel. Evet abi. Şimdi çekimlerde de görmüşsünüzdür. Bakın hayvanlar yerken ayırmaya gitmiyor. Yani kafasını sokuyor. Direkt ne, ağzına ne gelirse onu almaya çalışıyor. Ayırmadan. Yani. Evet. Bakın burada da var mesela arkadaş oradan görebilir. Hemen benim yanımda. Yani öyle bir ayırma ya da şunu yiyeyim bunu kaptırayım yok. Seçeyim diye bir derdi yok. Yok yani. Bu da yem karma makinesinin bize bir artısı. Evet. Yani onu otları, samanları, lifleri ile beraber şey yapıyor. Biraz da ıslayınca yem de biraz yapışıyor. Hayvan zaten sadece saman vermediğimiz için ot ve yonca karıştırdığımız için. Onun da kokusunu aldığı için beraber lezzetli geliyor. Yani tabii yani. Bak evet. Şimdi mesela geldi hayvan. Yani hiçbir şey ayırt etmeden yemeye çalışıyor. Çok güzel abi. Şimdi abi bu yıl 50 tane kapasiteli bir şekilde çalışıyorsunuz. Evet. En az 1,5 katı kadar hayvanı kesime sevk etmeyi planlıyorsunuz. Yani. 75 hayvan yapar. Genelde yapıyoruz onu zaten. Ortalama şu an bir mesela kaba yemleri baştan ödüyorsunuz. Hayvanı peşin ödüyorsunuz. Yemleri de önden ya bağlantı yapmaya çalışıyorsunuz. Tabii. Takriben size ne kadar kar kalır? Hayvan başı bu sene beklenti nedir? Yani yarı yarıya düştük diyoruz. Ama 75 hayvandan size bu yıl 100 bin lira kalır mı örneğin? Şimdi geçen sene hayvan başı 3 bin lira dedik. Bunu benimseyenler de oldu. Tepki gösterenler de oldu. Ama geçen sene biz gerçekten 3 lira hayvan başı kazanıyorduk. En aşağı o kadar kazandık. Neden kazanıyorduk? Geçen sene yem 75 liraydı. Mazotun fiyatını tam bilemeyeceğim ama nereden baksan gene %40-%50 değişmiştir. İlaçlar gene öyle kullandığımız ilaçlar. Ama kesim geçen sene 39'a kestik. Bu sene 41-42 lira. Bundan dolayı da Bundan dolayı kar marjımız düştü. Yani biz yani 1500 lira kazanırız diye düşünüyoruz. Şu anda öngörünüz bu yönde abi. Bu da neden? 20 başının üzerindeki hayvan bakıcıları bazı artılarla bu işi yapıyorlar. Bizim de 50 hayvanımız var. Yani şimdi karşı komşumuz 3 tane bakıyor. Bu adam 3 tane hayvandan birer liradan 3 lira kazanır. Bunu hakikaten tatmin etmez. Çünkü 3 lirayı yesin mi, giysin mi,
ne yapsın? İhtiyacını mı karşılasın? Ama şimdi biz 50 tane baktığımız için 25'te sene içinde artı kesebiliyoruz. En az. Şöyle bir şeyden bahsettiniz abi. Mesela 20-30 başın üstüne hayvan çıktığı zaman işçi tutuluyor. Halbuki işçinin maliyeti zaten orada karı götürmüş oluyor. Siz burada şimdi biz işletmemizi yaparken Furkan Bey, işletmemizi yaparken insana dayalı olaylardan hep kaçmaya çalıştık. Biraz maliyetli oldu bize ama sonunda onun biz mükafatını görüyoruz şimdi. Bize şimdi herkes soruyor. Kaç tane adam var hayvanlara bakan. Bizim hiç adamımız yok. Evet. Hiç adamımız yok. Biz oğlanla ikimiz, yani oğlanla ikimiz derken genelde oğlan, ben sadece fikir babalığı ya da işte akattan babalık yapıyorum yani. 1,5 lira az para değil. Tabii tabii abi, anladım. Yani 1,5 lira az para değil. 1,5 lira az para değil derken şu ortamda yani adam tutmadık meselesini anlatmaya çalışıyordum. Yani 1,5 lira az para değil derken şimdi adam tuttuğun zaman burayı o 1,5 liraya adamlara yedirirsin. Ya zaten bir asker ücretin yani 1000 lirasını yedirsen, 1000 lirasını yedirsen 500 lira seni hiç tatmin etmez. Kesinlikle. Evet. Yani şu kadar hayvanın sorumluluğunu aldığına değmez. Çünkü bunlar can taşıyor. Bunların canına emanet alıyorsun. Kesinlikle. Yani bunlara iyi bakman lazım. Yani, şimdi dedim ya biz de makinalı sistem işte sistemimizi ona göre yapıp günde 1-2 saat emeğimizi verdiğimiz zaman zaten işin altından kalkabiliyoruz. Şimdi abi hayvancılıkla alakalı desteklemelerden filan bazen soru soruyorlar. Siz dana kestirdiğiniz zaman bir destek alıyor musunuz? Bu desteklemeler ne durumda? Şimdi 250 lira yani devletin 250 lira kesim başı diye bir desteği var. Ama mezbalarda hayvan başı 80 lira stopaj diye bir ücret ödüyoruz. Birliğe gidiyoruz. Eğer üye değilsen şimdi tam rakamı da yalan söylemeyeyim 30-40 lira da oraya veriliyor. Zaten şey 150 lirasını alacağım diye evrak toplarken sağa sola veriyorsun. 100 lirada ya kalıyorsa ya 90 lira 100 lira kalıyorsa kalıyor. Onu da ben hayvanı kestiriyorum belki 12-13 ay sonra elime geçiyor. Yani onun bize bir faydası yok. Aslında zaten biz destek de istemiyoruz. Yani bize destek vereceğini piyasayı regüle etsin. Yani yemle girdi maliyetleriyle kesim maliyetlerini ya da bizim bütün kasaptaki aradaki makasımızı regüle etsin. Onu denetlemesi gerekiyor. Yoksa bize destek zaten biz destek istemiyoruz. Bize destek verip de işte böyle şu andaki hayvancıları ezdiği gibi, ezildiği gibi olduktan sonra hiçbir kıymeti yok. Peki abi şimdi biz hayvan pazarlarını geziyoruz. Orada kasaplık inek diye bir hayvan varlıklarını görüyoruz. Ama ben et tüketicisi olarak markete gidiyorum ya da kasaba gidiyorum. Hiç o gördüğüm ineklerin reyonda inek eti olarak satıldığını görmüyorsun, görmüyoruz. Değil mi? Etiketi gözükmüyor. Dediğiniz gibi. Zaten Furkan Bey, ben sorunuzu anladım. Burada kazanmayan bir tek üretici. Evet. Çünkü bir tek üreticinin girdisiyle çıktısı kimse tarafından göze alınıp denge sağlanmıyor. Yani kasapta hiçbir zaman dana etiyle inek eti ayrı bir şekilde göremezsin. Ayrı değildir yani. Göremezsin. Yani dediğiniz gibi bu satılan ve kesilen inek etleri nereye gidiyor? Evet. Ben de hakikaten merak ediyorum. Yani 30 liraya kestiği inek etini bize 65 liradan dana eti diye kasap veriyor. 40 liradan kestiği dana etini de gene 65 liradan veriyor. Yani bu ikisi ayrılmadığı sürece hani diyorlar ya et pahalı et pahalı. E kardeşim 30 liraya kestiğini 50 liraya verse et ucuzlamaz mı? Kesinlikle. 65 liradan 50 liraya düşer. Evet doğru. Adam gider der ki ben yemeğe kullanacağım kardeşim bana inek etinden kıyma ver. Ama öbürkü der ki ben kardeşim mangal yapacağım ben keyif yapacağım bana 65 liradan ver. Dana eti ya ver. Ya da bana büftek ver dana olsun. Öteki der ki ben çoluğumu çocuğumu yani et yedirmek istiyorum yani pahalı et. Ya dolayısıyla bana inek etinden ver der. İnek de olsa dana da olsa 65 liraya satıldığı olsa müddetçe. Olsa da olmasa da değil Furkan Bey zaten bunları bize yediriyorlar. Zaten yeniyor ama dananın da fiyatı yukarı çıkmıyor ya da ayrılmıyor. Kıymeti bilinmiyor. Dana etinin ya da işte bu kadar maliyetin kıymeti inekle aynı paraya verildiği için kasapta aynı paraya tüketiciye verildiği için yani dananın etinin kıymeti fiyat olarak bilinmiyor. Yani onda zaten sıkıntı çok büyük. Yani evet. Hem inek ya şimdi sadece babam dediği gibi 30 lira değil ki. Yani
Sen de bu işin içindesin, geziyorsun çiftte. Düşme diye bir olay var bu hayvancılıkta. Yani evet. Babamın dediği 30 liralık hayvana 20 lira kilo olarak alan kasapları biliyoruz yani. Ve reyona da bu düşmedir, ben bunu 20 liradan aldım ya da 25 liradan denmiyor, aldım denmiyor. Kesinlikle. Ama 65 lira kıymasını, etini alıyorsun. Evet. Yani onun için zaten makas çok sıkıntı. Furkan Bey, 30 liraya kestikleri zaman danayı, ineği 22 liraya falan kesiyorlardı. Geçmiş senelerde. 30 liraya kestiği danayı 45 liraya satıyordu kasap. Şimdi 40 liraya kesiyor, 65 liraya satıyor. O zaman 15 lira vardı makas, şimdi 25 lira. Şimdi 25 lira oldu. Yani birilerinin bunları düşünüp buna el atması lazım. Ha bu da ben değilim. Ben gücüm belli, yetkim belli, kim olduğum belli. Bunları ben yapamam. Bunu kim yapar? İşte birlikler yapar. Kim yapar? Tarım Bakanı yapar. Kim yapar? Hükümet belli bir tarım politikası çizer. Der ki kardeşim işte inek eti şu paraya keseceksin ya da kaça keseceksen kes. İnek etiyle geldiğim zaman senin kasabına dana etini ayrı ayrı göreceğim. Fiyatlarını ayrı ayrı göstereceksin bana. Dana eti şu para, inek eti şu para. Aynen öyle. O zaman herkes cebine göre ister inek eti alır, ister dana eti alır. Şu anda kasaba kalmışık biz. Gidiyoruz dana eti ver diyoruz. Adam inek etini veriyor oradan bize paşa paşa. Dana eti fiyatında bizden alıyor. Artı makas da 10 lira açılmış. Evet şu o durumda diyorsunuz. Bizim istediğimiz de yemle dana kesim fiyatının aynı paralelde gitmesi. Yoksa bizim danalarımıza fiyat versinler ya da yüksek fiyat versinler. Bunun derdine değiliz. Evet. Yem artmıyorsa benim danam da artmasın. Doğru. Mazot artmıyorsa benim danam da artmasın. Maliyetler artmıyorsa benim çıkış maliyeti yani da artmasın. Kesimlik hayvanımın fiyatı da artmasın. Yani dolayısıyla kasapta da artmasın. Ama sen yemi arttır, mazotu arttır, doları arttır. Ama benim danamın fiyatını kesin fiyatı artmaz. Arttırma. Geri neden? Gelsin. Geri yani, gelsin. Neden? Tamam. Vatandaş ucuz et yesinmiş. Ya ucuz et yiyecekse inek etini ayır kasapta. Zaten vatandaş ucuz et yiyecek. Yemiş olacak. Sıkıntılardan bir tanesi de et ve süt hayvancılığını ya da bu işletmeleri enflasyona bağlamalarıdır. Yani işte siz süt çiftliklerine de gidiyorsunuz. Ya 10 kuruş zam yapmışlar. Yani niye enflasyon çıkmasın? Enflasyon çıkmasın ama enflasyonun çıkmasını getirenlerken bu sefer üreticiler bu işlerden kaçacak. Yani üreticiler kaçtıktan sonra yurt dışından da işte doları zaten görüyoruz, euroyu görüyoruz, şu andaki kur fiyatlarını görüyoruz. Dışarıdan alacağız. Şu anda işte biz diyoruz ya 45 lira olsun işte kesim, şu anda yem maliyetlerimizde en az 45 lira olması gerekiyor söylüyoruz. O zaman 60 liraya hayvan bulamayacaklar, et bulamayacaklar yani. Dışarıdan ithal başlayacaklar çekmeye. Bu sefer işte kurlardaki rakamları da görüyoruz. Derleyip toparlayacak olursak, öz sermaye ile bir işe girdiniz. Küçük başladınız ve ama bugün adım adım büyüyorsunuz. İşçiliği kendiniz yapıyorsunuz. Bu hayvanların özellikle senelik kabı emlerini kendiniz üretiyorsunuz. Arpa kısmını kendiniz üretiyorsunuz. Satın almaları peşin yapıyorsunuz. Her birisini üst üste koyduğumuz zaman bize orada işte bir karlılık kalmış oluyor. Son söz olarak ben şunu söyleyeceğim. Bu tür işletme işine girecek olanlar 20 baş hayvandan aşağı düşünmesin. Çünkü 20 baş hayvandan aşağı bu işi yapanlar kesinlikle masrafını ancak karşılar. Para kazanmadığı için hevesi kırılır. İşletmeden soğur, yaptığı işten soğur. Para kazanmıyorsan bir işten o işi yapmazsın. Yani, uzak kalırsın, evet. Soğursun. Şimdi biz 50 baş diyoruz, 100 başa çıkmayı düşünüyoruz. Şimdi biz 50 baş, ikişer lira kalsa 100 milyar para bırakır bize, 100 bin lira para bırakır. O bize yeter. Ama 100 başa çıkıp da 150 baş kessek işte daha çok olur. Ama 20 tane, 15 tane yaptığımızı düşün. İkişer liradan 30 lira. İki aileyi geçindirmez. Geçindirmez. Yani bu işe girecek insanlar ilk önce onu planlasın. Belli yani, bir sayının üstüyle ancak bu iş kendini 20 tanenin altı, bugünkü şartlarda... En az 20 tane. Bugünkü şartlarda 20 tanenin altına girecek olanlara ben girmesin derim. Evet. Ha diyeceksin ki herkes 20 tanenin üstünde nerede sermaye bulacak bilmem ne bulacak. O zaman hiç girmesin abi. O zaman girerken bunu bilerek girsin. Evet. Bilinçli girsin. Ben 1000 lira kazanacağım. 20 tane işte 20 lira kazanacağım.
Ona göre seneye işte onun 10 lirasını yerim, 10 lirasıyla bir tane daha alırım, arttırırım. Bilerek girsin yani. Bilerek, hesaplayarak girsin. Bilerek olsun. Girsin. Çünkü vay efendim işte Veysel Komutan 3000 lira kazanıyoruz dedi. Seneye geldi 2 lira kazanıyoruz dedi. Biz onun sözleriyle bu işe girdik. Girme kardeşim. Biz burada bak bir saat bakıyoruz diyoruz. Sistemimizi kurmuştuk 50 hayvana. 100 hayvan da olsa biz aynı saatte bakacağız buna. Kesinlikle. Değişen bir şey makine olur. Çünkü 100 hayvanlık bizim. Buradan girdi. Makineyi koyacağız. Yine iş bitecek yani. Aynı dakikada aynı saatte 100 hayvanın işini yapacağız. Doğru. Adamsız yapacağız. Kesinlikle. Ona ama göre... sen 3 hayvana benim baktığım saatten daha fazla zaman ayıracaksın. Evet. Hem emek fazla vereceksin hem de para kazanacaksın. Sonra ben gittiğim zaman yemciye pazarlık yapmaya. Adam benim biliyor ki ayda şu kadar mal çektiğimi. Bana ona göre fiyat veriyor. Kesinlikle. Diyor ki abi sen diyor gelecek ay ver parayı diyor. Ama 3 hayvan için gittiği zaman 10 torba yem için parayı ne zaman vereceksin diyor adam. Pazarlık gücün zaten yok. Çok teşekkür ediyoruz size. Biz de teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Bizi tekrardan ziyaret ettiniz. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Eyvallah. Yeniden bekleriz yani. Biz, İnşallah. Bizim yerimiz belli. Biz buralardayız. Ne zaman isterseniz gene gelin. Hoş sohbet oldu. Yine hoş sohbet olun edelim. Bir sıkıntımızı anlatalım. Biz Manavyem'in çok desteğini gördük. Sizin şahsınızda. Diğer arkadaşları da tanıdık. Onlardan da gerekli yardımları istediğimiz zaman alıyoruz. Manav ailesine biz çok teşekkür ederiz. Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz abi. Çok sağ olun. Sizin şahsınızda Manav ailesine çok teşekkür ederiz. Manav ailesi bizi onore ediyor. Biz de onlara teşekkür ediyoruz. Sağ olun abi. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet, Veysel abimizle Şerif Bey'in değerli bilgilerini almış olduk, işletmeyi gezmiş olduk. Sizlerle de bilgileri paylaşmış olduk. Eksik bir kısmımız olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Biz Şerif Bey'le beraber cevaplamaya, Veysel abimizle beraber hazırız. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir başka programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.